Merhabalar arkadaşlar. Bugün size bir hikaye hem birkaç ipuç sizinle paylaşmak isterim. Geçen hafta bir dans kursum vardı. Öğrenciyim. Öğretmen olarak değil, öğrenci bendim. Ve o gün, önceki gün, bütün gün, bütün gece film izlemeye karar verdim. Kötü bir fikirdi. Bütün gece film izledim ve geç yattım. Erken kalktım, yeteri kadar uyku almadım. Derse gittim. Normalde mesela daha önce fark ettim. Derse gideceksin. Sağlıklı, faydalı bir şey yemem lazım. Vücudum enerjiyle derse gideyim. Güzel mood olmak için. O gün gittim oraya, düşündüm. Ah, değişik bir şey yiyeyim. Başka bir şey sipariş ettim. Dışarıdan yiyecektim. Ve o bir şey geldiğinde o kadar güzel değildi. Biraz yedim ve demek ki normalde yani biliyorum güzel yesem enerjiyle, güzel enerjiyle derse gideceğim. Ve bunu yapmadım. Derse gittim. Derse geldiğimde o gün önceki ders hocamız bize dedik. Bir rutin üzerinde çalışacağız. Heyecanlandım. Evet, rutin. Normalde böyle teknik gibi. Teknik mi diyorlar bilmiyorum. Yani özel hareketler ama orada bir rutin oluşturacaktık. Heyecanlandım. Ama kötü, yeteri kadar uyumadım ve yeteri kadar beslenmedim. Ve spor yapıyorsan biliyorsun bunlar ne kadar önemli. Daha iyi, for a good performance diyeceğim. Şimdi oraya gittik, rutine başladık. O rutin yani bizim ders bir grup ders. Önce başka bir gruptaydım. Birkaç arkadaşlarımız bıraktı. O grup ve başka grupları birleştirdi. Şimdi bize birleştirdi. Bir yeni sınıf ortaya çıkmış. Yeni sınıf ortaya çıktığında şimdi hoca demiş bir rutin üzerine çalışacağız. Hoca belki unutmuş. Bazı kişileri o rutin öğretti diye düşündüm çünkü ders başladığında gösterdiği hareket ve şarkı daha önce yaptık beynimde. Yani yaptık ama ben yeni başladığımda ve sınırlı oldum. Düşündüm, bugün gelmemeliydim. Bu zaman kaybı. Daha önce bunu çalıştık. Neden yine aynı bir şey öğretiyor? Of, sınırlı oldum. Sonra böyle negatif enerjiyle devam ettim çünkü ortada bırakmazdım. Sonra kendi kendimle konuşmaya başladım, dedim. Moren, bu kötü enerjiyle neden devam ediyorsun dersi? Başladığında başlangıç seviyedeydin ve o kadar iyi yapamazdın hareketleri. Şimdi biraz geliştirdin. Demek ki daha iyi yani bu rutin tam hoca gösterdiği gibi yapabilirsin. O kadar geliştirdiysen. Çünkü ben düşünüyordum, o kadar geliştirdim. Neden eski rutini ne getirdi? Biraz benim mod düzeltmeye başladım. Gülümsemek, biraz çabaladım gibi bir şeyler. Ve ortada fark ettim, bir dakika. Rutin o kadar, bilmiyorum. Gösterdiği hareketleri yapamıyorum. Daha dinlemeliydim. Yani bu önceki tavır mı oluyor bilmiyorum. Yani davranış yapmamalıydım. İyice dinlemeliydim. Ve düşündüm, tamam şu an yani ders devam ediyor. Zaten yani beni beklemeyecek. Benim mood düzeltsin, devam edelim gibi bir şey. Öyle olmayacaktı. Yani ders devam ediyor. Bir saat olması gerekiyor. 30 dakika arada. Ya da 35 dakika fark ettim. Hey, yapamıyorum. Ve o zaman yani bütün enerjiyle ama tabii ki bazı şeyleri kaçırdım. Çünkü önce kötü bir negatifle bu ders katladım. Ve bazen ben öğretmen olarak bu davranışları bazı öğrencilerden görüyorum. Ve düşündüm, bir dakika. Anlıyorum. Belki bir video çekmem lazım, paylaşmam lazım çünkü. Bazen birkaç dersler alıyoruz ve düşünüyoruz. Şimdi bir yıl oldu.
sonuçlar görmüyorum. Yani ya ben beceriksizim ya da hocam kötü gibi düşünebiliriz. Ve düşündüm, hey, uzun oldu artık dersler alıyorum. Sizinle birkaç tavsiye ya da birkaç yeni fark ettim. Benim eski kötü davranışları. Belki siz de böyle bir şeyler yapıyor olabilirsin fark etmeden. Ve sizin gelişme etkiliyor. Çünkü o dersten ilk başta başladığımızda eski bir şey gördüğümde. Çünkü mesela bazen öğrenciler diyor, biz okulda hep simple present öğretiyor. Doğru. Fakat simple present yeteri kadar öğrendin mi? Güzel bir şekilde kullanabilir misin? Yoksa simple present biliyorum. Fakat kullanamazsın. Yazarken hata yapıyorsun. Diyorsun he go to school, he goes. Biliyorsun olması gerekiyor fakat konuşurken kullanmıyorsun. Yani neden böyle oluyor? Yani biliyorsun fakat kullanmıyorsun. Yani aynı problem de bana da oldu. Biliyorum fakat doğru yapıyor muyum? Bazen öğrenciler de aynı durum oluyorlar. Burada birkaç şeyler yazdım. Sırayla gidelim. Neden gelişme görmeyebiliriz ders alırken, kendimize geliştirirken, yabancı dil öğrenirken üzerinde orada duralım. Ve bazı yaptığım hataları sizinle paylaşacağım. Cancellation, yani iptal etmek. Bazen öğrenciler ders almaya başlıyorlar. Bazen benden, bazen başka yerlerden. Ve düşünüyorsun, tamam, ben şimdi başladım dersleri. Başlıyorsunuz ve bazen iyi hissetmiyorsun. Çünkü hayat devam ediyor. Yani meşgulsunuz, bunu biliyorum. Ve iptal ediyorsun. Bu hafta iptal ettin, haftaya derse gittin. Sonra yine iptal ettin. Aptal diyor. İptal ettin kelimeleri birbirine benziyor. İptal ettin, sonra derse gittin, bir iki hafta kayboldun gibi bir şeyler. Yani bu iptal ederek siz unutacaksınız. Sonra bakacaksınız, ben ne zaman ders başladım? Geçen yıl, 2 yıl önce, 3 yıl önce. Ama gelişmem yok. Evet, yok. Çünkü iptal ettin. Bir ara verdin. Yani ara vermek güzel. Yani hissediyorsan artık yeteri kadar çalıştım ve artık çalışırken faydalı olmuyor. Ara vermek sağlıklı bir şey. Tavsiye edilir. Fakat her zaman bugün derse gittin, yarın gitmedin. Evet, özel ders alıyorsun. Fakat düzenli olmadığı için başarısız olacaksınız. Ve bunu hatırlamamız lazım. Yani mesela bakıyorsunuz. Ben ama ders alıyorum ama gelişmiyorum. Biraz kendine bak. Nasıl derslere katılıyorum? Düzenli mi? Düzensiz. O çok önemli. Devam ediyoruz. İkinci, unrealistic expectations. Yine aynı o kursa hocamı sordum. Hocam artık hangi seviyeye geldik? Bize dedik hala başlangıç seviyedesiniz. Benim beynimde düşündüm, nasıl hala başlangıç seviyedeyiz? Biz şimdi 1 yıl oldu. Fakat 1 yıl oldu ama her hafta 1 saat alıyorum. Yani orada, yani 1 yıl olmadı. Belki ondan daha az. Belki değil, kesinlikle ondan daha az. Şimdi, siz de belki düşünüyorsunuz. Ben şimdi 2 yıl oldu. Çocukluktan beri İngilizce öğrenmeye çalışıyorum ama hala çözemedim. Tamam, ne kadar zaman harcadın bu konu? Mesela Türkçe konuşabilirsiniz. Türkçe çocukluktan beri her gün Türkçe kullanıyorsunuz. Televizyon izlerken Türkçe oluyor, okula gittiğinizde Türkçe ama İngilizce ne kadar zaman harcadın ve hangi aktiviteleri yaparak? Çünkü belki her gün 5 saat çalışıyorsunuz ama her gün grammar. O zaman konuşma zaman geldiğinde konuşamayacaksın. Çünkü daha önce hiç yapmadın. Yani burada unrealistic expectations, yani böyle doğru olmayan beklentileri kursanız hayal kırıklığı uğraşacaksınız. Çünkü gerçekten speaking, her gün speaking yapmaya çalışıyorsun. Her gün writing, her gün listening, her gün reading, her gün yapsan 1 yıl boyunca başarılı olacaksınız. Ama öyle yapmadıysanız ve düşünüyorsun ama ben uzun zamandır öğreniyorum ama konuşamıyorum. Konuşmaya çalıştın mı? Çalışmadıysanız sabırlı olalım. Kendimize sevgiyle davranalım ve
bunu beklentimiz biraz yani bunu hatırlamalıyız. Aa, evet, uzun zamandır öğreniyorum ama speaking yapmadığım için şimdi hatalarıyla başlayacağım. Yani bunu sevgiyle davranalım kendimize. Üçüncü, bad attitude. Evet, bad attitude. Bazı öğrenciler böyle sınırlı bir şekilde derse geliyor. Ve ben o derse gittiğimde böyle sınırlıydım. Hocam gülümsüyordu, öğretiyordu, anlatıyordu her şeyi ama ben sınırlıydım. Bazen yüzümde bunu kapatmaya çalışıyordum çünkü aynalar var, kendimi görebiliyordum ve diyordum Marie nasıl öyle gözüküyorsun? Düzelt. Fakat içimden sınırlıydım ve böyleyken öğrenemedim. Yani siz de bunu kendi duygularınız kontrol etmeniz gerekiyor. Yani böyle sınırlıyken sakın ol, neden sınırlıyım? Ben o gün yemedim, uyumadım. Yani küçücük bir şeyden sınırlı olabilirdim. Hocadan değildi, dersten de. Değildi. Yani burada attitude çok önemli çünkü böyle mesela bazı öğrenciler geniş zaman, onu daha önce gördüm. Tamam, fakat anlat. Ha, bir dakika hocam. Geniş zaman anlatmaya başlayacaksınız. Daha önce gördüm ve böyle bir şeyi öğrendim. Kaçırdığım bir şey var mı? Yok, hepsi biliyorsun. O zaman devam edeceksiniz. Ya da, evet, öyle biliyorsun. Bu da eksik ya da bu küçücük değişiklik yapman gerekecek. O zaman tense doğru kullanıyorsun. Yani öyle bir şeyler olacak. Ve devam ediyoruz. Laziness and complaining. Burada tembellik ve şikayet etmek. Bu liste geçen hafta yazdım. Şimdi tam hatırlamıyorum ne yazdım. Ama bazen öğrenciler tembel. Ders geliyor. Bütün ders şikayet ediyor. Bütün ders şikayet ederek geçiyor. Şikayet ederek geçse o zaman yeni bir şey öğrenemezsin çünkü zaten şikayet ediyorsun. Yani bu arada yapman gerek bir şey, gereken bir şey, yapması gereken bir şey. Çünkü şikayet etseniz memnun olmadığın zamanda şikayet etmek çok önemli. Çünkü durumlar değişebilir. Fakat şikayet her zaman, her derste bu sebepten şikayet ediyorsun, diğer derste, diğeri bazen dersle ilgili olmayan bir şeyler şikayet ediyorsun, bütün derse devam edemezsin. Bunun dışında yine bir örnek vereceğim. Mesela biz kurstayken bazen oraya gidiyoruz ve hoca bir şey gösteriyor ve diyorum yapamam çünkü regildeyim. Hocam diyor evet regildeyken zor. Hocam öyle diyor ve ben de kendimi zorlamıyorum. Çoğu zaman öğrenciler derste, benim derste geldiğinde ben bugün çok stresliydim diyorum sorry. Ona zorlamayacağım, öğrencime zorlamayacağım. Aynı hocam da aynı bir şey yapıyor. Ben şikayet edeyim de ben regildeyim. O bana zorlamayacak. Fakat yani buradan bilmen gerekiyor. Regil ona diyemem artık gelme. Benim elimde değil. Ve ders iptal etmek istemiyorum fakat biliyorum. Ayda bir kere olsa o zaman diğer üç kere çok çabalamam lazım. Çok kendimi zorlamam lazım. Çünkü o gün benim kontrol altında değil. Siz de bazen bakman gerekiyor. Bazı şeyleri sizin kontrol altında değil. O zaman nasıl hala çalışabilirsin ve faydalanabilirsin? Yani şikayet ettiğinde hocan ne diyecek? Anlıyorum. Ve seni zorlamayacak. Fakat kim kaybediyor? Sen. Devam ediyoruz. Ve tembellik, evet bu tembellik, bir dakika, başka bir yerde, evet, tembellik yazdım, ne demeye çalışıyordum. Yine o dans kursa giderken, normalde bir kamera, benim kamerayla gidiyorum, orada koyuyorum ve kendimi çekiyorum ve eve geldiğimde kendimi izliyorum. Ve bir gün izliyordum, fark ettim, orada ben turist gibiyim sınıfta, hoca bir şey gösteriyor. Bir kere yapıyorum ve duruyorum böyle izliyorum. Turist gibi. Ve düşündüm, Marin, orada turist değilsin. Birkaç kere tekrar et o hareketi. Yani her tekrar et. 5 kere. Başka harekete gösterene kadar. Ama bazen öğrencilerde ona soruyorsun. Bu ve kısa bir cevap veriyor. Kendini zorla. Çünkü bazen hoca sizin yüz ifade. Mesela ben bazen öğrencilere böyle yüz ifade okuyorum ve ona zorlamak istemiyorum. Belki kızgın gözüküyor, belki stresli gözüküyor ve ona zorlamak istemiyorum. Yani aynısını hocamız, yani bütün hocalar belki olabilir. Belki bazı hocaları zorluyor.
böyle yorgun gözüksen bile, ama buradan kendimize biz öğrenci olarak zorlamamız lazım. Yoksa biz kaybediyoruz yine. Devam ediyoruz. Yani orada laziness and complaining. Devam ediyoruz. Beşinci, low self-esteem. Bu hepimize oluyor. Yani kendin hakkında kötü bir şeyler söylüyorsun, düşünüyorsun. Ben de bazen kendime baktığımda tatlı olmayan bir şeyler söylüyorum. Diyorum, ama o ses susturmalıyız. Susturmaya çalışmalıyız. Yani o söylediğinde pozitif bir şey bulmaya çalışalım. Mesela düşünüyorsun, benim aksan kötü ama benim kelime dağarcı geniş. Yani öyle bir şeyler gibi. Devam ediyoruz. O çok üzerinde durmayacağım çünkü hassas bir konu. Ama eminim yani. Biliyorsunuz yani kendin hakkında kötü hissetsen beynin seninle çalışmayacak. Diyecek, hayır biz bunu yapamayız. Biz bunu yapamayız. Yes, number six, not taking responsibility. Yeah, not taking responsibility and being in the driver's seat. Bazen öğrencileri soruyorsun, tamam bu ve bu seç. Bilmiyorum, seç arkadaşını, seç. Hoca iki şeyleri söyledin, seç. Onun dışında, hoca bir şey yaptı, siz de tavsiye et. Mesela benim durmuş. Evet, goal hakkında, burada goal hakkında yine bahsedeceğim. Öğrenciler diyor, yok sen ne buldun onu üzerinde yapalım. Biliyorum saygılı olmaya çalışıyorsunuz fakat hocalar, mesela ben hoca olarak konuşsam, şimdi hocam, öğrenci değilim. Hoca olarak konuşsam, yani biz de hocalar da hal öğrenmeye çalışıyoruz. Ve sizin daha faydalı bir şekilde olmak için siz de bize yardımcı olmanız gerekiyor. Yani şöyle düşün, bir örnek düşündüm, sonra başka örnek çıktı, şimdi kayboldum. You should be in the driver's seat. Yani nereye gitmek istediğini en iyi bilen kim? Sizsiniz. O zaman hoca yönlendirmelisiniz. Yani düşünmemelisiniz. Yani bir şey tavsiye etsem kaba olacak, kaba olmayacak. Daha faydalı olacak yani diye düşünüyorum. Tabii ki bu duruma göre değişiyor ve nasıl tavsiye vereceksin. Çünkü desen o materyalleri bana faydasız, başka bir şey, bunu yapalım. Yani o biraz kaba olabilir diye bilmiyorum. Ama deseniz benim amacım bu. Yani burada net olarak ne demeye çalışıyorum. Amacın belirlet ve öne göre hocan yönlendir gibi bir şeyler. Ve yedinci, son, lack of self-awareness. O birazcık anlattım. Yani kendini tanıman gerekiyor. Mesela ben biliyorum kendimi. Mesela bugün bir arkadaşımla konuşuyorken o bir kelime bahsetti. Ve dedim, ne? Tekrar söyledi. Ne? Tekrar söyledi. Ama anlamıyordum. Ama ben kendimi biliyorum. Ona dedim, hayır. Yazsa nasıl gözüktüğünü ben görsem hemen aklıma kalacak. Yani siz de kendinizi tanıman gerekecek. Siz nasıl daha iyi öğreniyorsunuz? Mesela hocanız hep okumanızı tavsiye ediyor. Ama siz belki okumayı çok sevmiyorsun. Diyeceksin, hoca ben dinleme daha tercih ediyorum. Yani çünkü kelimeler öğrenirken okumak ve dinlemek önemli. Fakat sadece dinleme yaparken kendin İngilizce geliştirebilirsin ya da sadece okuyarak. Mesela ben Türkçe şimdi YouTube'dan Türkçe bir video açmaktansa kitap okumak daha kolay geliyor. O zaman bu her gün yapabilirim. Yani buradan kendini ne kadar iyi tanıyorsunuz o kadar yani faydalı bir şeyler tavsiye edebilirsin ya da yapmaya karar verebilirsiniz. Ve o kadar. Son mesaj olarak bugün bir öğrenciyle ders yaparken bana demiş, uff bu grammar ben çözemem. Nefret ediyorum grammar. Dedim, sakın ol. İngilizce öğrenmek sana, daha önce konuştuk, sana 10 yıl gerekecek. Dedi, ne? Dedim, yo sakın. 10 yıl bana para da ödemeyeceksin diye değil. 10 yıl nasıl olacak?
Bir yıl mesela ben Türkçe öğrenirken 2-3 ay Tomer'e gittim. Oradan Tomer gittim ve grammar bize öğrettiler. Oradan çıktım, konuştum, dizileri izledim. Sonra başka kursa yine gittim. Galiba orada yine bir 3-2 ay gibi yine kursa gittim. Yani neredeyse bir yıl diyeceğim okulda. Fakat önemli olan bir şey nedir? Burada ben dilinin kuralları biraz öğrendim. Ve onun dışında habits, alışkanlıkları geliştirdim. Yani Türkiye'de yaşıyorum tabii. O alışkanlık geliştirmek çok kolay. Fakat yani nasıl oldu? Grammar öğrendim bir yıl. Ona böyle söyledim. Grammar bir yıl mesela benimle çalışırken grammar iyice öğrensin. Çünkü onun seviye şimdi intermediate. Intermediate'dan advanced geçmek için grammar gerekiyor. Çok. Ona dedim grammar odaklanalım ve alışkanlık, İngilizce öğrenme alışkanlık geliştirmek. Mesela bazen ödev veriyorum, video unuttum, zordu, ben yapamam. Yani bunlar söylemek kimse faydalı olmayacak, o kaybedecek. Fakat bir yıl içinde bütün verdiğim dinleme ödev yapsan, grammar öğrensen, bir yıl içinde alışkanlıklar geliştirdin çünkü artık dinlemek geliştirdin. Çünkü biz mesela ben Tomer'e giderken listening pek yapmadık ama başka dil okula gittim. Ve orada bizim hoca çocuklar duymasın bir dizi var. Belki izlediniz. Bize hep izletiyordu. Ve nefret ediyordum o dizi çünkü anlamıyordum. Oradaki Türkçe çok zor. Ve eski zamandan çıktılar. Yani böyle bir yeni bir şeyler hakkında değil. Ve pek beğenmedim. Fakat hep hocamız ne diyordu? Git izle. Gel bize anlat ne oldu. Git izle, anlat. Yani oradan. Sonra o beğenmediğim dizi ve kurs bittikten sonra ben kendim istediğim dizileri bulup izleyebilirdim. Çünkü oradan beynim alışık oldu biraz dinlemeye. Siz de aynı bir şey tavsiye edeceğim. Yani kursa giderken ödev verdiler, yapmak istemiyorsunuz. Yapmalısınız. Grammar falan yapmalısınız. Ve başka küçük bir şey söyleyeceğim. Bir hocam, başka hocam bana yani bir rutin öğrendik ve bana demiş evde gittiğinden o rutin pratik yap, yaptıktan sonra video çek bana gönder. Ve düşündüm, ben çok meşgulum. O vakit nerede bulacağım? Sonra düşündüm, Maureen, o video göndermezsen o hoca hiçbir şey kaybetmeyecek. Fakat her gün çok, mesela şimdi çok yorgun olsam bile yatağa geçmeden önce o şarkı açıp rutin pratik yapıyorum. Bir 15 dakika pratik yapıyorum ve bittikten sonra diyorum ah uyuyayım. Ertesi gün. Sonra o teslim etme gün geldiğinde çekiyorum, veriyorum. Yani her gün yani demiyorum yani son dakika yapayım, bir saat pratik yapayım. Hayır. 15 dakika yine bunu ne demek? Kendini tanıman gerekecek. Çünkü ben biliyorum meşgulüm ve o aklıma gelmeyecek. Fakat kim kaybedecek o ödevimi yapmazsam? Ben. Hocam kaybetmeyecek. Çünkü zaten ona o para ödedim. O derse geldi bana ne yapmam gereken bir şeyler gösterdi. Şimdi ödev verdi. Yapmazsam kim kaybedecek? Ben. Bazen öğrenciler derse geliyor. Ona ödev veriyorsun. Yapmıyor. Geliyor. Ah, hocam ben meşguldum. Ben ödev yapmaya vaktim yok. Kim kaybediyor? Öğrenci. Ve sonra düşünüyorsun. Ben bir yıldır öğreniyorum ama gelişemiyorum. Neden acaba? Hoca kötü mü? Ben aptal mıyım? Tam ne oluyor burada? İngilizce çözemem. Emin misin? Bütün yapabildiğin bir şeyleri yapmaya çalıştın mı? Bahane mi? Tam ne oldu?